Eğitim Pusulası'ndan herkese merhabalar. Bugün yayınımızda Beykent Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Mimarlık İngilizce Bölümü ile ilgili konuşacağız. Konuğumuz Profesör Doktor Ayşe Uğur Tütengil Bölüm Başkanı. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Beykent Üniversitesi özelinde mimarlık bölümünü sizden detaylıca dinlemek istiyoruz hocam açıkçası. Ama öncelikli olarak değerli izleyenlerimiz için kendinizi tanıtmanızı rica edelim. Tabii. Öncelikle ben kendi mimarlık eğitimimi Almanya'nın Karlsruhe kentinde aldım. Ardından İstanbul'a döndüğümde uzun bir süre ofis yöneticiliği yaptım. Ve oldukça da ileri bir yaşta, 33 yaşında doktora yapmaya karar verdim. Başladım ve sonra da emekli oluncaya kadar kariyerimi Mimarlık Fakültesi'nde sürdürdüm. 10 yıldır ise Beykent Üniversitesi'nde çalışmaya devam etmekteyim. Hoş gelmişsiniz diyelim. Teşekkürler. Hocam mimarlık deyince anlıyoruz aslında, karşılığını biliyoruz ama mimarlık bölümünün tanımı ve amacı nedir, detayları alalım sizden. Tabii, önce isterseniz bir mimarlığın kısaca bir tanımıyla söze başlamak isterim. Mimarlık dediğimiz vakit fayda güden sanat, uygulamalı bilim ve teknoloji, insanca yaratma, yapma ve kalitesini yükseltme çabası, bir tasarım ve yapım disiplini ve bunların uygulamaya yönelik bir meslek olduğunu söyleyebiliriz. Yani kısaca mimarlık, İç ve dış mekan tasarımı olarak tanımlanabilir. Peki Beykent Üniversitesi'nde mimarlık bölümünün ders içerikleri, ders yapısı detaylıca öğrenebilir miyiz sizden hocam? Tabii ki. Şimdi şöyle, eğitimimiz ağırlıklı olarak stüdyo çalışmalarına dayalı. Gerek teorik gerekse uygulamalı derslerimiz yer almakta. Teorik derslerimiz stüdyo çalışmalarımızı ve tasarım çalışmalarımızı destekleyen derslerdir. Ve bu bağlamda eğitimimizde iki tane de staj yer alıyor. Bu stajlardan bir tanesi ofis stajı 20 gündür ve diğeri ise şantiye stajı, yine 20 gün olmak üzere iki tane staj var. Eğitim dilimiz İngilizce ve buna özen gösteriyoruz. Derslerimiz tamamen İngilizce olarak veriliyor. Şimdi ders içeriklerinden söz edecek olursak çok geniş bir palet söz konusu. Teorik derslerimizde yapı grubu, tarih grubundan söz edebiliriz. Sürdürülebilirlik ağırlıklı bir konu. Ama asıl ağırlıklı olan konumuz mimari tasarım atölyeleridir. Mimari tasarım atölyeleri her yarı yıl tekrarlanan ve farklı farklı konuların işlendiği bir stüdyo çalışmasıdır. Haftada 5 saatlik bir süresi vardır ve diğer derslerimizdeki aldıklarında da öğrencilerimiz mimari tasarım projelerini destekleyici bilgileri edinirler. Bunun dışında tabii farklı derslerimiz de var. Mesela fakülte genelinde bütün bölümlere verilen derslerimiz gibi. Ve bir de seçmeli ders gruplarımız var. Kendi yetkinlik alanlarına uygun olarak seçimler yaparak eğitimlerini destekleme şansına sahipler. Kendilerini geliştirebilmeleri için çok fazla ders yapısı, daha doğrusu ders içeriği var öğrenciler için. Tabii ki, tabii ki. Yani mimarlık kavramının içinde yer alan malzemeden tutun, yapı bilgisinden tutun, mimarlık tarihi, restorasyon, kentsel dönüşüm, şehircilik, bilgisayar uygulamaları dersleri gibi birçok alanda eksiksiz zannettiğim bir eğitim aldıklarını düşünüyorum.
Evet, uygulamada da teoride de kendilerini geliştirecekler. Sonrasında zaten ayrıcalıklarla öne çıkacaklar kariyeri atıldıklarında. Peki Beykent Üniversitesi'nde inşallah diyelim mimarlık bölümünü tercih eden öğrenciler genel anlamda ders yapısının, ders içeriğinin kalitesi dışında ne gibi ayrıcalıklarla eğitimlerini alacaklar? Belki burada hocam çift anadal, yan dal, Erasmus imkanlarından bahsedersiniz. Tabii. Şimdi şöyle diyeyim. Yan dal biraz açılan kontenjanlara bağlı bir durum. Yani her yarı yıl ne olacağı çok belli olmayan bir durum. Erasmus bizim özellikle mimarlık İngilizce bölümünde önemli bir yer tutmakta. Çok sayıda öğrencimiz Erasmus programlarına katılarak yurt dışına gidiyorlar. Hatta muhtemelen en çok öğrenci gönderen bölüm olduğumuzu söyleyebilirim. Şimdi giden öğrencilerimizden aldığımız geri dönüşümleri göz önüne alacak olursak hepsi gayet mutlu bir şekilde dönüyorlar. Hatta bir yarı yıl için gidip genellikle de bir yarı yıl daha uzatıyorlar. Okurlarken dillerini de geliştirebiliyorlar, farklı kültürleri de tanıyabiliyorlar. Aynen. Gerçekten elde edilmesi çok zor şeyleri Beykent Üniversitesi'nde elde edebiliyorlar. Aynen. Bir de tabii Erasmus gittiklerinde Batı Avrupa ülkelerine gidiyorlar. Ve diyelim ki mesela Polonya'ya çok öğrenci gönderiyoruz. Polonya'da Avrupa'nın öyle bir noktasında ki oraya giden öğrenciler birçok farklı ülkeye seyahat etme olanağı buluyorlar. Ve tabii o farklı kültürlerle de bir araya gelmek bence öğrencilerimizin kişiliğini çok geliştiren bir unsur olduğunu düşünüyorum ben. Evet, tam bir keşif yolculuğu. Eğitimi alırken keşfe devam ediyorlar. Çok güzel ayrılıyorlar bunlar. Karşılığı da başarı oluyor elbette ki. Peki bu bölümü tercih edecek öğrenciler için, bu bölümü hali hazırda okuyan öğrenciler için son olarak hocam tavsiyelerinizi alalım. Şimdi öncelikle şunu söylemek isterim. Bu birazcık övünlük gibi olacak ama üniversitemiz akademik kadrosu açısından birçok vakıf üniversitesiyle karşılaştırıldığında çok zengin bir kadroya sahip. Mimarlık bölümümüzde 5 profesör, 3 doçent ve çok sayıda doktor öğretim üyesi yer almaktadır. Bu çok güzel, çok zengin bir şey. Çünkü birçok vakıf üniversitesindeki hocalar yarı zamanlılar. Bu sözünü ettiklerimin hepsi tüm zamanlı. Bunun şöyle güzel bir tarafı var. Öğrenci hocasına ulaşmak istediği anda hocasını daima okulda bulabiliyor. Bu onlar için büyük bir avantaj olduğunu düşünüyorum. Bunun dışında öğrencilere tavsiye ederken, hazır bu kadrodan söz etmişken, bizlerden faydalanmalarını dilerim. Bu nasıl olacak? Özellikle de derslere devam ederek ve yüksek motivasyon sahibi olarak. İkinci söyleyeceğim şey ise, öğrencilerimizden araştırmacı olmalarını diliyorum. Şimdi bu pandemi süreci biliyorsunuz hepimizi çok ciddi anlamda yıprattı. Yani öğrencilerimizin motivasyonu da kırıldı. Sonra okula döndüklerinde gerçekten bizlerin de çok hoşuna gitti. Sınıflar doldu taştı. Çünkü onlar hem bizleri hem okullarını hem arkadaşlarını çok özlemişler. İşte bundan faydalanarak hem bizden hem de verilen eğitimden mümkün olduğu kadar faydalanmalarını diliyorum. Ve şunlar da isterseniz kısaca söz edeyim. Bu eğitimi tamamlayan öğrencilerin gerek özel gerek kamu sektöründe çok fazla çalışma olanakları var. Şimdi hep tasarım diyoruz da bütün mimarlar tasarımcı mimar olacak diye bir şey söz konusu değil. Bu konunun içinde çevre düzenlemesi var, kentsel dönüşüm var, restorasyon var, yeniden işlevlendirme var, malzeme konularında çalışabilirler, ne bileyim mimari yayınlar yapan dergilerde çalışabilirler. Okulu bitirenleri geniş bir iş paleti diyelim bekliyor. İmkanı demeyeyim de paleti diyeyim burada. Dolayısıyla kendi eğilimlerine yönelik olarak kendilerini istedikleri yönde geliştirme şansları var. Ve bizim verdiğimiz eğitim de bütün bunları altyapı olarak karşılamaya uygun diye düşünüyorum.
Çok teşekkür ederiz aktarmış olduğunuz bilgiler için. Mimarlık bölümünü Beykent Üniversitesi özelinde sayenizde dinlemiş olduk. Çok sağ olun hocam. Ben de sizlere çok teşekkür ederim. Bana böyle bir olanak tanıdığınız için. Öğrencilerimize ve gelecek olan öğrencilerimize başarılar dilerim. Çok teşekkür ederiz. Biz de başarılar diliyoruz. Emeklerinize sağlık. Evet, yayınımızda Beykent Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Mimarlık İngilizce Bölümü ile ilgili konuştuk. Bölüm hakkında detaylıca Beykent Üniversitesi özelinde bilgiler aldık bölüm başkanımızdan. Kendisine tekrar teşekkür ediyoruz ve bu bölümü tercih edecek öğrencilere şimdiden başarılar diliyoruz. Yeniden karşınızda olmak üzere yayınımızın sonuna geldik. Hoşça kalın.